Zeynep'le her şey dahilden herkese merhaba. Bu videoda çok lezzetli magnolia yaptım. Şimdi nasıl yapmışım ona geçelim. İlk olarak muhallebisiyle başlıyorum. Muhallebi için 1 su bardağı kadar şekeri ilave ediyorum. 4 yemek kaşığı kadar da un ilave ediyorum. 1 yemek kaşığı da nişasta ilave ediyorum. Ve 2 tane de yumurtanın sarısını ilave ediyorum. Ve son olarak da 1 litre kadar süt ilave ediyorum. Ve bu malzemeleri önce şöyle çırpıyorum ve ocağa alıp pişiriyorum. Dibi tutmaması için sürekli karıştırıyoruz. Ve bu şekilde karıştırarak pişiriyoruz. Şöyle koyulaşınca ocağın altını iyice kısıyoruz ve 1-2 dakika daha pişiriyoruz. Göz göz olan muhallebiyi ocaktan alıyorum ve soğumaya bırakıyorum. Soğumaya bıraktığımız muhallebiyi arada şöyle karıştıralım. Üzeri kaymak bağlamasın ve şöyle kenara alıp soğumaya bırakalım. Şimdi bisküvileri hazırlamaya başlayalım. Ben bunun için yulaflı bisküvi kullanacağım ama petibör bisküvi de kullanabilirsiniz veya kakaolu bir bisküvi. Hepsi de çok lezzetli oluyor. Elinizde ne varsa onları kullanabilirsiniz. Bisküvileri dondurdan geçireceğim. 2 paket kadar yulaflı bisküvi kullanıyorum. Onu da söyleyeyim. Ben meyve olarak çilek kullanacağım ama sizler farklı bir meyve de kullanabilirsiniz. Muz ya da başka bir meyve de seviyorsanız kullanabilirsiniz. Bu şekilde dilimliyoruz ve bu şekilde hazırlıyoruz. Çileği ve bisküviyi hazırladım. Soğuyan muhallebin içerisine 1 paket vanilya ilave ediyorum. Ardından ise 1 paket kadar süt kreması ilave ediyorum. Ve bunları çırpıyorum. Şöyle cam bir bardağın içerisine önce bisküvi ilave ediyorum. Ardından dilimlemiş olduğum çileklerden ilave ediyorum. Çilekleri şöyle dış kısma doğru diziyorum. Bu şekilde diziyoruz. Üzerine de hazırlamış olduğumuz kremayı ilave ediyoruz. Ve yine bisküviden ilave ediyorum. Ve üzerine de şöyle çilek ilave ediyorum. Ve bu şekilde hazırlıyoruz. Evet, magnolialar artık hazır. 2-3 saat buzdolabında beklettikten sonra servis edebilirsiniz. Bu ölçülerle yaklaşık 8 tane magnolia elde edebiliyorsunuz. Benden şimdilik bu kadar. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın.